Şeker tortlar çok lezzetli. O sağlıksız şeyleri yemeyi bırakır mısın? Hilo, onlar sağlıksız değil. Onlar şeker topları. Şeker toplarına deneyin. Bu şeyler artıklardan, peltelerden ve çürük malzemelerden yapılıyor. Bana pek sağlıklı gelmedi. Hayır Melu, bunlar çok sağlıklı. Köfte nereye gidiyor? Acil durum. Hey Buffy kediler. Piperita'ya rastladım, aşçı kediye. Bizi restoranında öğle yemeğine çağırdı. Alfredo'ya mı? Alfredo'ya mı? Aha! Beni bekleyin. Şahane bir yemek için hazırım. Limbo, beni hiç merak etmiyor musun? Bundan daha iyi olduğuna eminim. İşte geldik. Piperita bizi mutfakta bekliyor. Onu göremiyorum. İşte burada. Aa, tatlı küçük kedicikler. Onlar senin arkadaşların. Haksız mıyım? Hey, bu acele ne? Karnınız çok acıkmış olmalı. Alfredo'nun zarif mutfağından bazı spesiyallerin tadına bakmaya ne dersiniz? Üzgünüm. Karşı gelemedim. Aa, bu Alfredo'nun bolognese. Gerçek bir lezzet. Bunu aklıma bile getirme köfte. Aa, şu kepçeyi nereye koydum? Onu görüyor musun Piperita? Miyav. Ah, üzgünüm. Oyun oynayacak zamanım yok. Ne şapşalım. Meğer başından beri elimde tutuyormuşum. Bunun için üzgünüm kedicik. İşte size biraz bolognese. Kendimi affettirmek için. Değerli dostlarım. Kuyruğum sayesinde artık hepimizin bolognese'i var. Peki, sen de aşçı mısın? Alfredo'yu izleyerek öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yemeklerimden birini tatmak ister misiniz? Bu bolognese çok güzel. Kendimi yemekten alıkoyamıyorum. Ayrıca kafamda sıkıştı. Sana yardım edeyim. Çek Limbo. Sen iyi misin köfte? Evet. Ama bütün bu kavanozlar karnımı acıktırıyor. Fırında pişen bir şey mi var? Dolgulu kaserol. Bu çok müthiş bir tariftir. Patikulede. Peki bunların hepsini nasıl yiyeceğiz? Birkaç arkadaşımızı daha çağıralım. Hoş geldiniz tüylü dostlarım. Dolgulu kaserolümü çok beğeneceğinizden eminim. Hiç kimse beğenmedi. Bu benim şeker toplarımdan bile lezzetli. Evet, biri hariç hiç kimse. Belki de dolgulu kaserol biraz fazla şık oldu. Daha basit bir tarifle başla. Herkesin sevdiği bir şeyle. Buffy Bey'in fırtınası. Doğru tarifi nerede bulacağımızı biliyoruz değil mi Buffy kediler? Ne güzel bir mutfak. Sıcak ve samimi. Burası büyük anne Pina'nın mutfağı. Büyük anne yemek kitabını buraya koyar. Nerede ki acaba? İşte orada. Ben alırım. İşlem tamamlandı. Neden buzdolabına tırmanmayı denemedi? Limbo her zaman zor olanı seçer.
Paella. Et, balık ve sebzeyle pişiriliyor. Arta kalanlardan krallara layık yemek çıkar. Lezzetli görünüyor. Belki ama damak tadım için fazla basit. İşte bu. Kraliyet turtası. Çok şık. Kraliyet turtası mı? Bu harika görünmüyor mu? Bakalım neye ihtiyacımız varmış. Haşlamak için kemik. Kızartmak için yağ. Ve lezzet için havuç. Ve işte Piperita'nın kraliyet turtası. Ne kraliyet dağınıklı. Büyük anne Pina bize çok öfkelenecek. Mutfağı sonra temizleriz. Şimdi bize müşteri lazım. Peki planımız nedir Limpo? Plan sensin köfte. Ve senin mafya alarmın. Ah, bu ne dağınıklık. Bugün yemek yaptığımı hatırlamıyorum. Sözüm olsun. Kraliyet turtası tarifini kitaptan yırtıp atmayı unutmamalıyım. Yakında civardaki bütün kediler tarifinin tadına bakma şansını yakalayacaklar. Bu Buffy alarmı. Piperita'nın restoranından geliyor. Buffy kedilere pis bir oyun oynamanın zamanı geldi. Bugün ne çok misafirim var. Birazdan kraliyet turtamı servis edeceğim. Günaydın madam şef. Sen de kimsin? Daha önce seni buralarda görmemiştim. Benim adım Patron de Baguette. Ben dünyaca ünlü bir yemek eleştirmeniyim. Peki neden buraya geldin? Bugün kraliyet turtası tadımı yaptığınızı duydum. Ve ben de yemek istiyorum. Çok yakında hep birlikte tadına bakacağız. Ancak bunu kendi malikanemde yemem gerekiyor. Tek başıma. Bütün turtayı götürmene izin veremeyiz. Ama bu sizin için bir fırsat. Eğer kraliyet turtasının tadı güzelse restoranınızı 3 kedi yıldızıyla onurlandıracağım. Aa, vay canına. Gerçekten mi? Al hepsini, umarım beğenirsin. Evet, elbette. Ben kazandım ve burunlarının dibine kadar girdim ve Buffy kediler beni tanımadılar bile. Piperita, doğru şey yaptığından emin misin? O yemek eleştirmeni benim şık tarifimi kesin beğenecektir. Tamam ama misafirlerin şimdi ne yiyecekler? Ah, bunu hiç düşünmedim. Kendimi fazla kaptırmışım. Evet, şimdi ben ne yiyeceğim? Bazı fikirlerim var ama herkese uyabilecek şeyler değil. Ve hiç malzemem de kalmadı. Sorun buysa yanımda hep pirinç taşıdığım için çok şanslısın. Bende de sardalya var. Bende biraz tavuk var. Bizde de sebze var. Öğleden arta kalanlar. Arta kalanlar. Bütün arta kalanları pişirelim. Herkesi mutlu edecek doğru tarifi biliyorum ben. Şimdi paella yapacağız. Büyük annenin tarifiyle mi? Evet, etimiz, balığımız ve sebzemiz var. Çevredeki kedilerin arta kalan yiyeceklerini mi kullanacağız? Kesinlikle Milady. Paella yaparsak hiçbir şey boşa gitmez. Neyse ki kilit malzemelerimiz var. Ufacık tüylü bir kediyim ben. Yemek yapmayı çok severim. Ve Latin müziğinin ritmiyle yemek pişirirken dans ederim. Bir gün birden aklıma geldi muhteşem bir yemek tarifi. Gastronomi kedice söylersem artan yemeklerin bileşimi. Ne var içinde bize de söyle. İşte karşınızda en iyi kedi şef. Hadi anlat, bu nasıl bir tat? Çok lezzetli ve besleyici bir yemek. İşte sizlere nefis paella. Bu yemeğin tadı unutulmaz. Sınırsız tarif seçeneğiyle enfes kokulu tadına doyulmaz. Sınırsız tarif seçeneğiyle enfes kokulu tadına doyulmaz.
haritanın payası efsane olacak. Leziz. Müthiş bir lezzet. Igor bir kase daha istiyor. Hadi lütfen. Ben de. Ve içinde sadece herkesin seveceği sağlıklı malzemeler var. Bu kraliyet turtası beni bu şehrin en ünlü kedi aşçısı yapacak. Şimdi yemek tadımını siz yapacaksınız. Hadi tadına bakın. Patrona sen mi söylersin? Hayır, sen söylesen daha iyi. Tuzu mu az gelmiş ya da biberi mi? Siz ikiniz yemek sanatından hiç anlamıyorsunuz. Bu turta çok berbat. Çok oyun oynadık Buffy kediler. Haklısın Pilu. Güzelce bir uyumamız gerek. Evet, güzel bir uyku. Gidecekler. Bakın torunum İsat da ziyarete geldi. Merhaba kedicikler. Patikulade rekorlar kitabını getirdim. Yanıma otur büyük anne. Kedi dünya rekorlarına birlikte bakalım. Ah, pekala İsat da. Kedilerle ilgili her şeye bayılırım. Bakın. Bu kediler iple oynarken en büyük yün yumağını yapmışlar. Aa, bak İsotta, bu kedi dünyanın en yüksek dağında yaşıyor. Görüyor musunuz kedicikler? Ve bu kediler dünyanın en yüksek hamburgerini yapmışlar. Büyük anne, acıktım. Bunun gibi bir hamburger yemek istiyorum. Hamburger yapmak için gereken malzemelerimizin olduğunu sanmıyorum İzotta. Ama telefonla sipariş verebiliriz. Hadi arayalım. Alo? Fast food teslimatı mı? Beni duyabiliyor musunuz? Bu parazit de ne böyle? Alo? Torunum İsotta için bir hamburger sipariş etmek istiyordum. Büyük anne Pina yine telsizde telefonu karıştırmış olmalı. Alo, fast food teslimatı mı? Beni duyabiliyor musunuz? Benimle konuşmayı bırak. Oh, harika. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hamburger siparişini verdim. Hadi İsotta, gidip kuryeyi bekleyelim. Kitabın tadını çıkarın Buffy kediler. Aferin olsun İsotta. Ne sevimli. Ay, o Buffy ezikler. Onlara dayanamıyorum. Burada ne var böyle? Midem gurulduyor. Hiç bu kadar büyük bir hamburger görmemiştim. Ama bizler Buffy kedileriz köfte. Daha iyisini yapabiliriz. Bu patikulade dünya rekorunu kırabiliriz. Dünyanın en yüksek hamburgerini yapacağız. Şuna bakın. Bu çok ilginç. Buffy kedi dünya rekoru mu? Bu eğlenmem için harika bir fırsata benziyor. Köfte, bize tüm acil durum yiyeceğini verdiğin için teşekkürler. Bir şey değil mi Lady? Bunun için bir ödülü hak ediyorum. Üzgünüm tüylü dostlarım. Hamburger'e dayanamıyorum. Ama dayanman gerek Köfte. Bulabildiğimiz tüm malzemelere ihtiyacımız var. Rekoru kırmak için hamburgerimiz çatıdan da yüksek olmalı. Merhaba Buffy kediler. Hamburger dünya rekorunu kırmak istediğinizi duydum. Bu patikulade bir haber. İşe koyulun Buffy ezikleri. Çünkü yakında size küçük bir oyun oynayacağım. Evet. Aha. Ve nasıl olacağını şimdiden biliyorum. Terry! Terry! Acele et! Limbo düşmek üzere. Onu kurtarmalısın. Tamam. Ben yaparım.
Bu tam da itfaiyeci kediye göre bir iş. Hey! Limbo tehlikede. Onu hemen kurtarmalıyım. Tamam tüylü dostlarım. Hamburgerimiz süper yüksek oldu. Geliyorum. Seni şimdi kurtaracağım Limbo. Bıyıklar aşkına hamburger devrilecek. Hayır, hamburgerimiz devrildi. Özür dilerim Buffy kediler. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Evet Terry, ve şimdi yeniden başlamamız gerekecek. Ama elinizdeki malzemeler bunlarsa asla dünyanın en yüksek hamburgerini yapamazsınız. Bu doğru gibi. Bir Buffy beyin fırtınası yaptım. Şehirdeki kediler bize yardım patisi uzatıp ihtiyacımız olanları getirebilir. Merak etmeyin, ben haberi yayarım. Günlük Kedi Dergisi'nin özel sayısıyla. Tüylü dostlarım, Buffy kedilerin en patikulade dünya rekorunu kırmak için yardımınıza ihtiyacı var. Merhaba Kedi Charlie. Merhaba Buffy kediler, ben de bu patikulade rekorunuzu sunmaya geldim. Arkadaşlar hadi iş başına. Kediler, köpekler şimdi rekor kırmaya. Dünyanın en yüksek hamburgerini yapmaya var mısın? Buffy kedilerle birlikte Limbo, Milady, Köfte ve Pilu. Dünyanın en uzun, en muhteşem hamburgeri bu. Topladığımız yemekler hamburgeri doldurur. Herkes getirdiği yemekleri üst üste ekliyor. Adım adım bak hamburger şimdi yükseliyor. Şimdi hamburger yükseliyor. Gaz sarmışsak dişleri, Milky ve çok pizza dilimi, Peppi renkli şekerler, Cosmo yıldızlı ekler, Korni yeşil bir şeyler, Buddy Peppers fasulyeler, Allah'a soğan getirdi, Maui Hawaii der. Dünyanın en uzun, en muhteşem hamburger. Dostlarım, neredeyse bitiriyoruz. Dünyanın en yüksek hamburgeri. Köfte. Şimdi bu dünya rekorunun havasını indireceğim. Allah aman bıyıklarım. Hamburgerimizdeki son malzeme olmak istemiyorum. Hamburgerimiz mahvoldu. Dünya rekorumuz fena değil. Elimizden geleni yaptık. Hiç üzülmeyin. Çok yazık. Güzel bir bardak çay bile bizi daha iyi hissettiremez. Evde biraz krem şantim kaldı. Ama bir hamburger daha yapmaya yetmez. Hamburger çöktü.
Ayda üzgün. Ne sarımsak çok güzel kokuyordun. Ah, daha iyisini hak etmiştim. Bu bir felaketti. Öyle değil mi Derns? Evet Buddy. Tıpkı Miyav şehrindeki ilk kum fırtınası gibi. Üzgünüm tüylü dostlarım. Güzelim hamburgerin yıkılmasına neden oldum. Köfte, bence bu senin suçun değildi. Bu doğru. Hepsi de bizim sayemizde oldu Limpa. Patron Blisterscape, yine siz. Şakanız bu sefer gerçekten her şeyi berbat etti. Dur bir saniye Milady. Çünkü bugün yeni bir rekor kırdınız. Etrafınıza bakın ne görüyorsunuz? Bu doğru Buffy kediler, bir şehir dolusu kedi bugün size yardım patisi uzatmaya geldi. Çok kalabalıklar, hepsi de tüylü dostlarınız ve bu bir rekor işte. Bu dünya arkadaş rekoru. Bu gelmiş geçmiş en patikulade rekor. Evet. Bu kadar çok tüylü dostun olması gerçekten güzel. Öyle değil mi patron? Hayır, hiç de değil. Ben onlara numara yaptım ve onlar yine de mutlular. Lisotta, bu sesi duydun mu? Evet büyük anne. Belki sipariş ettiğimiz hamburger gelmiştir. İşte orada. Ama bir hamburger yerine bir sürü malzeme yığını. Teslim etmek için çok tuhaf bir yol. Büyük anne, bu yiyecek bana çok fazla. Onu kediciklerle paylaşalım. İyi fikir Isotta. Kedicikler, aç mısınız? Hadi. Gelin, yemek zamanı. Herkes için. Ve ben onu yatağa dönüştürdüm. Ne özgün bir yığıntı. Yığıntımın sevimli olduğunu düşünmüştüm. Bak, bence daha düzgün kıyafetler seçmelisin. Bu pek incelikli bir şapka değil. Ve bu tişörtten söz etmeme bile gerek yok. Beni gıdıklıyorsun amca. Aman tanrım, durum sandığımdan da kötüymüş. Hayır bak, bu köfteyi de gıdıklıyor. Değneğim seni gıdıklandırmadı değil mi? Hayır, ben de gaz yaptım. Bak, bence tüm günü senin yanında geçirmem çok önemli. Birilerinin sana iyi terbiye vermesi gerek. Ne dersin? Evet amca. Merak etmeyin Buffy kediler, konser başlamadan dönmüş olurum. Şimdi düzgün beslenme alışkanlıklarını edinmem gerek. Medeni kedilerin bundan yemesi gerekir. Bunun içinde ne var amca? Medeni kedilere uygun olan tek yiyecek. Havyar püresi. Hayır, onu dış görünüşüyle yargılama. Ve düzgün otur. Medeni kediler gibi. Koku duyunu geliştir Lempo. Hissedebiliyor musun? Denizin tüm aromaları bunun içinde. Gerçekten çok haklısın amca. Şimdi damak tadını düzelteceğiz. Pürenin tadına bak. Limpo, dur. Ağzını kullanman gerekiyor. Medeni bir kedinin patileri daima temiz kalmalıdır. Bizimle prova yapmaya hazır mısın? Üzgünüm. Limpo benden iyi terbiye almaya devam ediyor. Et? Ne olağanüstü bir koku? Zeytinyağı. Ayçiçek yağı, bezir yağı, belki de budur. Tam pişmiş. Teşekkürler. Aa,
deniz mahsulleri. Merhaba Piperita, tüylü dostlarım ve ben geldim. Tam zamanında, işte paella. Güzel kokuyor. Her şey için teşekkürler Buffy kediler. Rekor zamanda tamamladık. Yardımlarınız karşılığında işte iki taze balık. Teşekkürler Piperita. Ama burada sadece bir tane var. Neredeyse kusursuz ama bir şey eksik. Tokyo'nun en iyi restoranlarında suşiyi böyle servis ederler. Kedicikler, risotto, sushi. Neredesiniz canlarım? Ne güzel bir koku. Mutfaktan mı geliyor? Büyük anne Pina geliyor. Yerlerinize geçin. Merhaba büyük anne. Risotto tatlım. Mutfakta ne yapıyorsun? Sana bir sürprizim var. Tekrar hoş geldin. Affedersiniz. Sana bir süper sürprizimiz var büyük anne. Sushi. Ah, bu çok hoş. Japonya'nın tadını tam da evime getirdi. Lezzetli. Sen çok iyi bir aşçısın Izotta. Onların da hakkı var. Sushi fikri buldu. Limbo, Milady, Pilu ve Köfte şehre gidip malzemeleri aldı. Ve sonra hep birlikte pişirdik. Anlaşılan çok güzel yardımcıların varmış. Sushi yeme zamanı. Sushi yemek zormuş. Benim için değil Limbo. Köfte, sushi yemede çok iyisin. Hayır, her şeyi yemede iyiyim. Günün en patikulade anı sonunda geldi. Atıştırma vakti. Ben kedi şekerlemeleri çok seviyorum. Ben de içini. Karnım ağrıyor. Ben de pek iyi hissetmiyorum Pilu. Çok acıyor. Bakın Mimi geliyor. Çocuk doktoru kedi. Hello Ginny, Bucky. Sesinizi duydum. Ne oldu? Kedi şekerlemelerinden yiyorduk. İçindekilere bir bakalım. Ot çurubu, lapa ve çürümüş şeker. Karınlarınız ağrır çünkü şekerlemeler sağlıksız malzemelerden yapılıyor. Onları yemeyi bıraksanız iyi olur. Tamam Mimi. Bizim için bugün atıştırma vakti yok. Evet, atıştırabilirsiniz Bucky. Sağlıklı doğal yiyecekler yerseniz. Hadi. Daha iyi bir atıştırmalık bulalım. Müthiş lezzetli, süper enerji için. Belki sonra. Şimdi başka bir şey yemek istiyoruz. Sorun değil. Siz çok tuzlu olmayan balık püresi istiyorsunuz, öyle değil mi? Püre, kedi kurabiye olur. Evet. Merhaba pembe patiler. Size büyük bir hayranınızım. Siz hayranlar kedi kurabiyesiniz. Ben dünyanın en şanslı kedisiyim. Görkemli. Eğer görünüşü çok tatlıysa ayaklarını yerden kesebilir.
hayran var ama hala püre yok. Bakalım Şef Kedi'yi bulabilecek miyiz? Buradayım. Pembe patiler için güzel bir payaya yaptım. Pembe patiler az tozlu bir balık püresi istiyorlar. Ah pekala. Öyleyse bu yemeğe ne olacak? Hiç dert etme. İşte püreniz kızlar. Çok az tuzlu. Beğendiniz mi? Hayır. Çok tatsız. Sorun değil. Ve işte tatlınız pamuk şeker. Umarım beğenirsiniz. Hayır. Bu çok tatlı. Sorun değil. Biliyor musun? Şimdi de canım dondurma çekti. Var ya çok açım. Bir saniye. Bu büyük annenin bize bıraktığı ekstra yemek. Hepsini yersem önümüzdeki günlerde ne yiyeceğim? En azından tadına bakayım. Sanırım uyumaya gideceğim. Ben de Pilu. Geliyor musun köfte? Merak etme patron. Çok fazla pasta var. Asla başaramaz. Haydi köfte. Yapabilirsin. Olamaz. Şimdi işler ciddileşiyor. Nam nam kediler, son mücadeleye geldik. Dev pastayı ilk bitiren kazanır. Hadi köfte, hala kazanabiliriz. Gerçekten çok iyi. Ben çok tokum. Ne yapıyorsun Skep? O pastayı hemen ye. Çok fazla yedim patron. Karnım ağrıyor. Her şeyi kendim mi yapmalıyım ben? Bu pasta benim için de çok fazla. Nam nam kedi köfte tüm pastayı yedi. Kedi renk yarışmasının kazananları Buffy kediler. Bizim için artık karnın toktur patron. Zaten bu oyunu oynamak istemiyordum ve ben pasta sevmem. Patron, onu sevmiyorsan senin için yiyebilirim. Bu henüz bitmedi Buffy kediler. Bir sonraki yarışmayı ben kazanacağım. Sprey numaran çok iyi hamleydi patron. Ah, artık susar mısınız Skep? Bir pastayı bile yiyemedin sen.